Seyirciler 40 günü aşkın süredir Polonez işçilerinin mücadelesini ekranlarımıza taşıyoruz. Polonez işçileriyle ilgili mücadele hala devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı tarafından görevlendirilen heyetin raporunun ardından da işçiler işlerine iade edilmesinin mücadelesini sürdürüyor. Polonez fabrikasının önünde işçiler ve Tek Gıda İş Sendikası örgütlenme uzmanı Sayın Yunus Durdu da var. Yunus Durdu ve tüm işçileri selamlıyoruz ulusal kanaldan. Mücadelede bugün neler var? Oradaki atmosfer nasıl? Bize oradan atmosferi aktarır mısınız? Buradaki atmosfer şu anda direnişimizin zaten 42. günü bugün. Ve 42. gün sanki birinci günmüş gibi kararlı ve istekli bir şekilde mücadelemiz devam ediyor. Çünkü buradaki mücadele haklıyla haksızın mücadelesi. Çünkü biz burada haklıyız. Haklı olduğumuz için de bu mücadeleye en yüksek perdeden yükseltmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde buraya gelen Türk İş Başkanımızın ve bundan 20 gün önce Çalışma Bakanlığımızın buraya müfettiş görevlendirmesinden sonra müfettişlerin kararları vermiş oldukları Çalışma Bakanlığı'nın kararı ortaya çıktı. Burada çalışanların haksız yere işten atıldığı ve işverenin de burada İşkur Müdürlüğü'ne bilgi vermeden 146 tane işçinin haksız ve hukuksuz yere sadece ve sadece anayasal hakkı kullandığı için işten atıldığı bakanlık tarafından da bakanlığın müfettişleri tarafından da tescillenmiştir. Ve bununla ilgili Çalışma Bakanlığı bu Ürdünlü şirket hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulunaraktan bu konunun takipçisi olacağını söylemişlerdi. Geçtiğimiz 3-4 gün içinde buraya yine Konfederasyonumuzun Genel Başkanı Ergün Atalay buraya bir ziyaret yaptı. Ve onunla beraber tüm sendikalarımızın, Türk İş'e bağlı sendikalarımızın genel başkanları Polonez direnişi işçi sınıfının, Türkiye işçi sınıfının direnişi diyerekten ve Polonez işçisi bizim onurumuz diyerekten bu mücadeleye sahip çıkacaklarını söylemişlerdi. O günde bizim Konfederasyon Başkanımızın bizim yanımızda Bakan Bey ile görüşmesinden, Bakan Bey'in önümüzdeki 2-3 gün içinde Çalışma Bakanı yardımcılarını görevlendirdiğini, teftiş kurulunu görevlendirdiğini söylemişti. Biraz önce aldığımız habere göre de şu anda bir yarım saat, bir 10-15 dakikaya kadar iki tane Çalışma Bakanı yardımcısının, teftiş kurulu başkanının buradaki iş yerine gelmesi bekleniyor. Ve biz burada Çalışma Bakanlığımızın konuya dahil olmasından, Türk İş Konfederasyonumuzun bu işin içinde olmasından ve Tek Gıda İş Sendikamızın her pahasına olursa olsun bu mücadelede bu işçileri yalnız bırakmayacağını her defasında söylemesi buradaki işçilerin zaten yaşantılarını bir üst kaliteye çıkarıyor. Ama dediğim gibi burada Çalışma Bakanlığımızın evet bu kararları çok önemli. Ama biz hala 42 gündür kapının önündeyiz. Yani bize atılan iftiralarla, bize atılan suçlamalarla karşı karşıyayız. Biz 46. kod Türkiye'de buradaki 100 tane kadın işçi arkadaşımızın burada 20 yılını, 15 yılını bu Ürdünlü şirkete vermiş, gençliğini burada çürütmüş insanların bir mesajla hırsızlık ve yüz kızartıcı suçtan işten atılmasının öfkesini hala atamadık. Biz bu öfkeyi atmamızın tek yolu vardır. Bu işçilerin özür dilenip bu işçilerin işbaşı yapmasını istiyoruz. Biz onun dışında hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. İğrenen ve biz bakanlığımızın bir an önce buradaki işçilerin işbaşı yaptırılmasını talep ediyoruz. Çünkü okullar açılıyor. Bakın önümüzdeki hafta okullar açılıyor. Herkesin çoruğu var, çocuğu var. Çocuklarını okula yazdıracaklar, çocuklarını okul gereçleri alacaklar ve bunlarla ilgili biz işsizlik sigortasından bile faydalanamayacak duruma getirdiler. Bizler kendi ülkemizde mülteci duruma düştük. Bugün Türkiye'de yaşayan mülteciler bile bizim durumumuzdan iyi durumdalar. En azından sağlık hizmetlerinden yararlanıyorlar. Devletimizin gıda yardımı yapıyorlar. Buradaki bakanlığımız buraya ceza yazdı ama bu ceza devlete gidiyor. Keşke bu cezalar buradaki işçiler haksızlığa uğradıysa o kesilen cezaların buradaki işçilere dağıtılmasını isterdik biz en azından. Bu konuda
bu konuda bazı şeylerin doğru gitmesini istiyoruz. Biz dediğim gibi biz bu mücadeleyi kazanana kadar devam ettireceğiz. Bugün Polonez şirketi Türkiye'nin bir numarası ama bugün 40 gündür bu işçiler dışarıda mücadele ettiği için içeride istediği gibi ürün üretemiyor. Bugün sitelerine baktığınızda %40, %50 satın ürünlerinin düşüşü var. Bunları propaganda yaparaktan ürünlerinde indirime gidiyor. Bu bile aslında bu şirketin Türkiye Cumhuriyeti halkını nasıl kandırdığının aslında bir göstergesidir. Bu zamana kadar madem kar ediyordun, 1000 liralık, 1100 liralık sucuğu niye 700 liraya düşürdün? 800 liralık sucuğu niye bugün 400 liraya satıyorsun? Niye? Çünkü imajın zedelendi. Demek ki kar da ediyormuşsun burada. Demek ki Türk halkını da kandırıyormuşsun. Önümüzdeki günlerde biz zaten Tek Gıdayı Sendikası olaraktan önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye'nin 81 ilinde bunların Polonez fabrikasının ürün verdiği Mikros'ların, Domino's'ların, Carrefour'ların, Metro marketlerin önünde Türkiye'nin 81 ilinde eylemleri başlatıyoruz. Tek Gıdayı Sendikası ve partilerle beraber, siyasi partilerle beraber mücadeleyi devam ettireceğiz. Ve biz bu mücadeleyi kazanmadan bırakmayacağız. Bu konuda bizleri bu süreci birinci gününden 42. gününe kadar sabah, öğle, akşam, gece yarısı bizleri yalnız bırakmayan Aydınlık Gazetesi'ne, Ulusal Kanal ailesine ve oradaki çalışan herkese biz teşekkür ediyoruz. Ve Millet Vatan Partisi'ne teşekkür ediyoruz. Onların başta genel başkanına ve tüm yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Türkiye işçi sınıfı artık uyanmıştır. Türkiye'de işçi sınıfı uyanmıştır. Türkiye'de çiftçiler uyanmıştır. Türk halkı uyanmıştır. Türkiye'de gerçek anlamda yabancıların istilası vardı. İnşallah Polonez direnişiyle Türkiye ulusunun uyanışına sebep olacağız. Biz 30 Ağustos Zafer Haftası'nda 30 Ağustos'u bize yurt yapanların torunları olaraktan asla yabancılara geçit vermeyeceğiz. Bunun da buradan bilinmesini istiyorum. Sendika hakkımız engellenemez. Sayın Durdu. Sendika hakkımız engellenemez. Sendika hakkımız engellenemez. Sloganlarını da dinliyoruz bir yandan. Biraz evvel bahsettiğiniz eylemlerle ilgili ifadeleri yenileyebilir misiniz? O sırada sloganlarla net olarak duyamadık. Türkiye'nin 81 ilinde Tek Gıdayı Sendikası bütün şubeleriyle, örgütleriyle tam Türkiye'nin 81 ilindeki Mikros'larda, Domino's'larda, Metro marketlerde, Carrefour'larda onların önünde halkın sağlığını etkilediği için. Çünkü burada Polonez sucuk fabrikasında üretim yapılan üretimlerin artık sağlıklı insanlar ve işçiler tarafından üretilmediğini, bu şirketler fabrikaları denetlemesi gerektiğini, çünkü bu fabrikalar şu anda bu şirketler tarafından denetlenmiyor. Onlar talep ettiğinde bu şirket burada tadilat varmış gibi, bakım varmış gibi onlara cevap veriyor. Aslında burada tadilat yok, bakım yok. İçeride ehil olmayan insanların üretim yaptığı, yabancı işçilerin üretim yaptığı, gündelik işçilerin üretim yaptığı. Çünkü gıda fabrikalarında işçilerin hijyen belgesi olmadan, portör muayeneleri olmadan ve işçilerin akciğer, hepatitli olup olmadığının kesinlikle tahlili yapılmadan üretim asla üretime sokulamaz. Çünkü burada bunların hiçbiri olmadığı gibi üretim yapılıyor. Biz bunları dediğim gibi yetkililere defalarca bunu söyledik. Bizim işimiz sendikalaşmak, örgütlenmek. Ama bu ülkeyi yönetenlerin, başta kaymakamın, valinin ve ülkeyi yöneten iktidarın, Sağlık Bakanlığı'nın mutlaka toplum sağlığını ilgilendiren olaylarla ilgili inceleme yapmasını istiyoruz. İşte Çalışma Bakanlığı'nın müfettişlerinin vermiş olduğu bu karar dahi bizim ne kadar haklı olduğumuzu ama hala burada Çalışma Bakanlığı'nın bu kararlarını vermesine rağmen devletin polisleri doğrunun yanında olması gerekirken
şu anda hala Ürdünlü şirketin kapısında silahlı nöbet tutaraktan bu şirketin suçuna ortak olmaktadır. Biz buradan İçişleri Bakanlığımıza da sesleniyoruz. Bir an önce burada doğrunun ve doğruyu yapanların yanında yer almasını istiyoruz. Emniyetimizin de tüm devlet yetkililerimizin de. Biz burada mağduruz. Bizim mağduriyetimizi çözmek zorundasınız. Çözmek zorundasınız. Başka çaresi yok bunun diyorum ben. Umuyoruz ki Çalışma Bakanlığı'ndan sloganlar da elbette işçiler tarafından sürekli tekrarlanıyor. Haklı direnişlerini ortaya koymak için. Söylediğiniz gibi Çalışma Bakanlığı'ndan gelecek yetkililer ve Teftiş Kurulu'ndan gelecek yetkililer. Umuyoruz ki oradaki işçi kardeşlerimiz için işe alımlarının hızlıca gerçekleştirilmesi ve özür dilenerek işe alımlarının gerçekleştirilmesi için etkili olur. Yeniden işlerine iade edilirler diyelim. Her birinizi direnişinizden ötürü ayrı ayrı kutluyoruz biz de ulusal kanal olarak. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Biz de teşekkür ediyoruz. Bizler zaten salı günü, zaten bizim salı gününe kadar bu buradaki polonez sorunu çözülmezse biz bunu en yüksek perdeden konuşacağız diyen Türk İş Başkanımız Sayın Ergün Atalay'ın Zonguldak mitinginde bunu en üst perdeden konuşacağını bize burada söylemişti. Eğer o güne kadar çözülmezse biz de polonez işçileri olaraktan ayın 3'ünde Zonguldak'ta Ergün Başkanımızın yanında olacağız, Türk İş'in yanında olacağız. Bunun da duyulmasını istiyoruz. Bir kez daha bize tekrar edelim. Türk İş, Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu Türk İş'in 3 Eylül'de Zonguldak'ta da bir mitingi olacak. Eğer polonez işçilerinin sorunu çözülmemiş olursa mücadeleye beraber devam edecekler. Bir yandan da işçilerin direnişine ilişkin sloganlarını işitiyoruz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Durdu. Biz teşekkür ediyoruz Ulusal Kanal ailesine, bütün işçiler ve Tek Gıda İş Sendikası'nın bütün 45 bin üyesi adına sizlere teşekkür ediyoruz. İyi ki ne sizin gibi işçi kanallarımız var. Teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun.